Evet bir yandan tabii biz seçime odaklanmışken devam eden bir savaş var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski 3 günlük Avrupa turunu bitirdi ve müttefiklerinden milyarlarca euroluk yeni askeri yardım sözü aldı. Savaş başladığından beri bu talebini tekrar tekrar yeniliyor ve sonunda bu sözü almış gözüküyor. Ukrayna'nın savaşın başından beri beklediği uçak desteği konusunda da önemli bir gelişme var ama yani uçak verseler bile o uçağı uçuracak bir Ukraynalı pilot yok. Bunu da hatırlatmak gerekiyor bir haberimizi izleyelim. Eve yeni askeri yardımla dönüyoruz. Cephe için daha yeni ve güçlü silahlar, halkımız için de daha fazla koruma. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski 4 günlük Avrupa turunu sonlandırdı. Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarını kurtarmak için başlatılacak karşı taarruz öncesi sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin başkentlerine giden Zelenski daha fazla askeri ve maddi destek talep etti. Hedefine de ulaştı. Milyarlarca dolarlık yeni yardım sözü aldı. İtalya, Ukrayna'ya silah desteği sağlayacak. Almanya, Kiev için 2,7 milyar euroluk askeri yardım paketini açıkladı. Pakette tank, uçak-savar sistemleri ve mühimmat var. Bu, savaşın başından beri Almanya'nın Ukrayna'ya yapacağı en büyük yardım olacak. Zelenski, sonraki durağı Fransa'da, Macron'dan onlarca zırhlı araç, hafif tank ve savaş aracı sözü aldı. Fransa, Ukraynalı pilotları eğitebileceğini de açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı 4 günlük diplomasi trafiğinde finali İngiltere'de yaptı. Ziyaret önemliydi çünkü İngiltere Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzesi temin eden ilk batılı ülke. Zelenski'nin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ta görüşmesinde ana gündem maddesi savaş uçaklarıydı. Kiev yönetimi savaşın başından bu yana batılı ülkelerden modern savaş uçağı talep etse de isteğine karşılık bulamıyor ama bu kez Thank you very much. Bugün savaş uçakları konusunu görüştük. Bu bizim için çok önemli çünkü gökyüzünü kontrol edemiyoruz. Savaş uçakları bir koalisyonu oluşturmak istiyorum ve bu konuda iyimserim. Bence en yakın zamanda bazı önemli kararlar duyabilirsiniz. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. ABD tarafında da önemli gelişme var. Ukrayna ordusuna gönderilen Abrams tankları Almanya'ya ulaştı. Ukraynalı askeri personel de tank eğitimi için buraya gelecek.